Ne kadar süre sonra balayına gittiniz? Kızlar 2 gün sonra biz balayına çıktık. Nereye gittiniz? Biz bir sürü balayı yaptık. Ben İtalya'dan başlayayım. Benim için en etkileyici olanı oydu. Tamam, bakalım. İtalya gerçekten sanırım benim doğmam gereken bir ülkeymiş. O Gidip, kadar. evet, o kadar çok beğendim. Fotoğraflara baktığınızda ne kadar mutlu olduğumuzu ve İtalya'nın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Pozlarınız çok güzel. Gülseren Hanım, hiç bilmediğiniz bir ülkede zorlanmadınız mı? Hayır, hiç zorlanmadık. Eşim de çok girişken. Ben de aynı şekilde. Bir de eşimin yabancı dili de olduğu için biz çok zorlanmadık. İtalya'da kaç gün kaldınız Gülseren Hanım? 16 gün kaldık. Bayağı fazla. Bayağı fazla. Benim Evet. bildiğim balaya en fazla bir hafta falan yapılır. Ya biz işte birkaç tane balay yapınca ve gezmeyi çok sevince, özellikle İtalya'ya gidince, yani kalabildiğimiz kadar çok kalmaya çalıştık. O zaman birkaç şehirde gezmişsinizdir. Kesinlikle Roma'yı gördük, Floransa'ya gittik, Milano'ya gittik, Lecce'ye gittik ve her yerini karış karış gezdik. Aşıklar şehri Viyana. Viyana'ya yok, gidemedik. Büyük kayıp. Yok, onu sonraya bıraktık. Daha sonraya gideceğiz. Venedik'e gitmeyi planlıyoruz. Şeyden bahsedeyim size. Mesela Roma'da bizi en çok etkileyen şeyden, mesela görselde görebilirsiniz şu anda. Aşıklar Çeşmesi, Fontana di Trevi. Gerçekten bayıldığımız bir yer oldu bizim. Bakarsanız gerçekten çok güzel olduğunu ve çok kalabalık olduğunu göreceksiniz. Çünkü oraya gelen herkes o havuzun içine para atıyor. Dileyip para atıyor içine. Bizde de ağaca çaput bağlama gibi bir mantık gibi. Evet, benzer bir durum ama orası gerçekten çok kalabalık. Gülseren Hanım, neden böyle bir poz verdiniz onu anlayamadım ben. Eşim beni öpüyordu. Onu kim yakalamış? Onu bir oradan birinden rica etti. Bizi fotoğraf çeker misiniz dedik. Tabii o da böyle bir poz yakalamış. Peki İtalya'da 16 gün boyunca ne kadar para harcadınız? Valla şöyle söyleyeyim, biz düğün sonrası altınımızın bir kısmını satıp tatil yaptık. Borç ödemek yerine gittik tatil yaptık. İtalya'da 20 bin lira harcadık. Doğru mu anladık Gülseren Hanım? 20 bin lira mı? Gelinler çok fazla değil mi? Evet. Hem de fazlası. Çok fazla bir Bence de. miktar. Bence Hani İtalya'da yani 16 gün boyunca normal gibime geliyor. O ya kadar yer normal gezmiyorsun. olabilir de hani bilmiyorum, ben bir 20 bin liralık da bir balayı da düşünmüyorum. Hani Kızlar, fazla görüyorum. İtalya'da su bile çok pahalı. Ulaşım çok pahalı ve biz ilk defa gittik ve bir daha acaba ne zaman gelebiliriz düşüncesiyle her şeyin tadına baktık. Bir sürü hediye aldık. O yüzden 20 bin lira gitti. Ya hani İtalya için normal bir fiyat olabilir tabii ki de, bilemiyorum. Gitmediğim, görmediğim için. Ama şu şekilde, ben bir balayına 20 milyar vermem. İtalya'ya da gitmem. Şu Ben veririm şekilde. ama. Hani Ben olsam ben de verirdim. yok, ben vermezdim. Hani borcunu ödeyip bir rahatlama şeyine Ya girerdim. işte insanların kişilik yapısı farklıdır. Ben Düşünce yapısı. evet, ben veririm. İyi ki de vermişim, gördüğüm en Yani güzel saygı duyuyoruz. yerler. Yapabileceğimiz bir şey yok yani. Tabii Karar ki. sizin kararınız ama ben yapamam. Balayımız bayağı uzun sürdü. 3 tatille tamamladık. Yani gezmeyi çok seviyoruz. Hani yeni yerler keşfetmeyi, yeni tatlar, yeni kültürler, yeni insanlar. Hani birikimden ziyade önceliğimiz dünyayı tanımak. Peki İtalya'dan başka nereye gittiniz? Hani birkaç balayı yapmıştınız Evet, ya. mesela Karadeniz turu yaptık İtalya'dan hemen önce. Karadeniz'in hepsini gezdik. Onda da 10 gün kaldık. Yani Karadeniz'de gezmediğimiz yer kalmadı. Oraya da bayıldık. İşte evliliğimizin en güzel zamanlarını biz orada geçirdik. Karadeniz'de 10 gün kaldık dediniz de ben onun fiyatında korkuyorum biraz. Yok, orası İtalya gibi değil, korkmayın. Ne kadar? Oraya 4.000 lira harcadık 10 güne. Ya 10 gün için bence yani Gayet iyi oteli olmuş. falandır bence uygun bir fiyat. Evet, orada da çok çok gezdik. Gerçekten gezmeyi seviyorsunuz Evet. bayağı. Bir yerde 16 gün, diğer balayı 10 gün, Diğeri 5 gün. diğeri 5 gün. Evet. Yani 1,5 aylık falan bir balayı süreci. Evet. Ondan sonra da biz gezmeye devam ettik, tatillere devam ettik. Çünkü biliyoruz ki bu en güzel zamanlarımız hiçbir zaman geri gelmeyecek. Bunları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Güzel. Bir de hamileliğim sırasında bir dış çekim yaptık. Benim için en özel anlardan bir tanesiydi hamileliğim. Onu da ölümsüz hale getirmek istedim. Buyurun bakın. bu çocuk. Bu benim en yakın arkadaşımın oğlu, Elif'in oğlu Kuzey. O benim çocuğum gibiydi. Oğlum olmadan önce çocuğum olarak onu seviyordum. Şimdi kardeş oldular. İşte ikisini seviyorum.
Gayet güzel görünüyorsunuz fotoğraflarda. Çok, çok saçınız, elbiseniz gayet doğal olmuş. Çok bebeğiniz doğmadan fotoğraflara eşlik etmiş. Evet, gerçekten çok güzel anlardı. Güzel hatıralar oldu bizim için.